Ben bu artışı şöyle yorumluyorum. Şimdi satışlar bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşamalı. Bir bitmiş konut satışı, bir de projeden konut satışı. Ben bu satışların yani TÜİK verilerine göre artışını geçtiğimiz dönemlerdeki projeden konut satışlarının teslimatı olarak düşünüyorum. Çünkü biz sektörün tam göbeğinde olan kişiler olarak ve tüm arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerden çıkarım yaparak konuşuyorum. Şu an satış yok denecek kadar az. Şimdi alan nasıl alıyor diye baktığımızda daha çok şeyler alıyor, yatırımcılar alıyor. Yatırımcılar da ne için alıyor? Çünkü üretim azaldığı için şu an ve satışlar azaldığı için, talep azaldığı için doğal olarak şu an meslektaşlarımız hemen hemen maliyetinin altına satışlar yapmakta. Üretimin de azalmasının sebebi bu. Çünkü bugün yeni bir projeye başladığınızda yapacağınız dairenin maliyetinin altında geçtiğimiz senelerde yapılan dairelerin satış rakamları var. Doğal olarak kim niye yatsın? Çünkü bugün başladığımız zaman metrekare maliyet 25 ve 30 lira arasında seyretmekte. Bir 50 metrekare daireyi, 50 metrekare arsa payında düşündüğümüzde maliyetin 2,5 milyon üzerinde olduğu anlamına geliyor bir tane 1+1 için. Bugün etrafta bakıyoruz 2 milyona, 2 milyonun altında daireler var. Bu da geçen sene yapılan maliyetlerden dolayı ve tıkanıklık olduğu için satılan rakamlar. Bugün başlandığında bir projeye doğal olarak satış rakamları 3 milyon üzerinde olacaktır. Talep artmaya başladığı zaman da doğal olarak fiyatlar 3 milyon, 4 milyon diye artmaya başlayacaktır. Sektör sıkıntıda çünkü faizler çok yüksek. Faizler düşmedikçe de düzelecek gibi gözükmüyor. Konut kredilerinin yüksek olması bir tarafta, tabii ki faizin bir alternatif yatırım aracı olarak ortaya çıkması da satın alma kararını ertelemelerine sebep olabiliyor. Bu çerçevede gayrimenkulün istenen oranda değerlenmemesi, değer kazanımının bir süredir reel olarak geriye gitmesi, bugün bazı raporlarda nominal olarak bile geri dönüşlerin başladığını gösteren raporlar olması, haliyle gayrimenkulü yatırım yapmak için şu dönem özelinde ciddi bir alternatif olmanın ötesinde başka alternatifleri değerlendirme noktasına götürebiliyor insanları. Parası olan alıyor net bir şekilde. Şu anda nakit parası olan, fırsat gören, fırsatı değerlendirmek isteyen kişilerin aslına bakarsanız şu anda konut almak için bir diğer taraftan da doğru bir zaman. Her ne kadar sektör istenen noktada olmasa da fiyatların böyle geriye geldiği bir periyot. Bugün sona ereceğini söylemek mümkün değil ama artık diplere yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bunu hani önceden kestirmek veya faiz silahıyla ilgili yapılacak değişikliklerin öngörülmesi çok mümkün gözükmüyor. Çünkü içinde bulunduğumuz ülke malum. Ama bunun dışında yarın bugün bununla ilgili majör bir değişiklik olduğu anda bu fiyatlara ve piyasaya doğrudan etki edecektir. Konut satışları piyasası bu faiz oranlarından dolayı uzun zamandır durağanlığa geçti. Tabii ufak tefek satışlar oluyor ama hani o faizden önceki satışları henüz yakalamış değiliz. Yeni inşaatlar yok. Yeni inşaatlarda gene faiz oranına bağlı olarak durağanlığa geçti. Tabii her şey birbirini tetikliyor. Fiyatlar enflasyon oranında artmıyor bana göre konutlarda. Onlar da durağanlığa geçti. Gerileme yok yani. Duraklama var sadece. Ama bu duraklama da normal. Yani bundan 2 sene önce, 3 sene önce konut faiz fiyatları birken 100 lirayken 200 oldu, 200 iken 400 oldu. İşte bu çok hızlı bir ivreyle yükseldi. Şimdi o durağanlığa geçti. Aslında o yükselişin zararlarını çekiyor şu an konut fiyatları. O trend, o eski yükselme olmayacaktır. Üstüne %100'ler, %200'ler koyma olmayacaktır. Ama çok hafif bir ivre yukarıya doğru gidecektir. Çünkü mecburen yeni yapılan inşaatlardaki inşaat maliyetleri yüksek olacaktır. Bu da ikinci el konutlarının hafif bir yukarıya doğru yükselmesine sebep olacaktır. Yeni imalat yapılmaya başladığı zaman o zaman ikinci el fiyatlarının çok yükselmemesi gerekiyor. Eğer yeni ev yapılmazsa ikinci ev fiyatları yükselir. Satış trendi bu faizden çıkılmadığı sürece gene durağanlığına devam eder.